Herkese selam. Bu malum olay için konuşacağım. Hiç böyle baştan hani işte bakın o olayda şu var. Hani şöyle böyle hani bak, ama şu şu tarafı var falan gibisinden bir triple tavırla konuşmayacağım. Yaptığım eşekliğin, attığım salaklığın, attığım story'nin ucunun ne seviyelere çıkabileceğini düşünmeden yaptığım bir hareketin farkındayım. Nasıl bir gerizekalılık yaptığımın da farkındayım. Dolayısıyla hem bu konu için konuşacağım hem de genel birkaç şey daha söyleyeceğim. Dediğim gibi yani ben de açıp yani olaylara bu arada hakim hani ha yeni öğrendim uyandım falan durumu yok. Dolayısıyla ben de açıp baktığım zaman nasıl bir hareket olduğunu, nasıl bir salaklık olduğunu, ucunun nereye gideceğini düşünmeden yaptığım bir hareket olduğunun ve dışarıdan ne kadar iğrenç gözün, gözüktüğünün farkındayım. Tabii ki de bunu atarken böyle bir niyetim, böyle bir şeyim vesaire yoktu. Ki zaten ben bunları karşı takımla da konuştuğumuzda onu da söyledim. İşte havuz tarafıyla ilgili bir şey yazmışlar. O galiba benimle ilgili değil ama. Yani orada da adamlara da dedim gidin kamerayı açın. Öyle hiçbir şey yok. Hatta biz en uzağa gidip en uzak havuzda kafamızı çevirerek takılıyorduk. Hani öyle bir durum yok yani. Burada tamamen geri zekalıca, salakça yapılmış, ucunun nereye gideceği düşünülmeden yapılmış e, rezil bir hareket var. Dediğim gibi yani her şeyin farkındayım. Durumun ne halde olduğunda da farkındayım. Yani ben onu böyle işte o niyetle yapmamış olsam bile dışarıdan nasıl gözüktüğünü biliyorum. Ben de böyle bir şey görsem derim ki bu ne amına koyayım. Dolayısıyla bu durum için öncelikle Türk toplumundan Ardından, bana bu sorumluluğu veren, bana güvenen insanlardan hepsinden teker teker özür diliyorum. Karşı takımdan da diledim zaten. Maç öncesi de adam sinirli dedi. Bizim delege gidip önce kaleciyle konuştu. Okeyleştiler, el sıkıştılar, sıkıntı yok dediler ama sonra tabii bu böyle köşeye atılacak sakinlikte bir şey değil yani. Yani farkındayım hani biz kaleciyle el, şöyle anlaşılmasın, biz kaleciyle konuştuk zaten hani dedim ki bro hani e, ben konuşmadım kaleciyle, ben oyuncularla kalanıyla konuştum. Okey, el sıkıştık, tamam bu olay bir daha niye çıkıyor falan öyle bir kafada değildim. Ben de oyuncularla konuştuğumda özür diledim de dedim ki size yanlış, sizi kötü hissettirdiğim için özür dilerim. Yaptığım bir gerizekalılık var ama çok yanlış anlaşılma boyutlarına gitti. Dolayısıyla hani size böyle hissettirdiğim için özür dilerim dedim. Kabul edip etmemek tabi onlara kalmış. Haksız, hani kabul edip etmemekte işte etmediler falan. Ben ne yapayım daha falan kafasında değilim vardı Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla durum bu şekilde. Ben tekrardan söylüyorum yaptığım hareketin hangi boyutlara gideceğini, ekibi, insanları, kendi ülkemi belki de ne kadar zor durumda bırakacağını düşünmeden yaptığım geri zekalılık için ben tekrardan beni seven ve şu an ya baba bu ne amına koyayım diyen herkesten, zor durumda bıraktığım herkesten, üzdüğüm herkesten özür diliyorum durumun farkındayım. Dur içinden sıyrılayım. Hiçbir zaman öyle bir kafada da olmadım zaten. Dediğim gibi karşı takımla zaten hani konuştuk onların tabi yani adam ben de olsam ben de kabul etmem özrü yani. Bro siktir git derim. Durum Türkiye tarafında böyle. Özür diliyorum. Öyle bir niyetim yoktu. Öyle bir tavrım yoktu. Yani beni bilen zaten bilir. Nasıl böyle bir salak bir hareket yaparsın diye yazanlar. Ama dediğim gibi herkes konuşmak istediğini konuşacak. O yüzden o konuya çok girmiyorum. Burada yapabileceğim şeyler. Herkesin özür diliyorum. Ekiple de zaten bu olay ilk çıktığı an konuşmamız da var. Gidip ekiple de konuştuğumda dedim ki ben dedim gideceğim döneceğim. Çünkü işin bu tarafında nasıl söyleyeyim benim yaptığım bir gerizekalılığın takımın başarısına takımın emeğinin üzerinde leke kalmaması için en azından yapabileceğim tek şey ben dedim dönüyorum Can abi e, yazdım. Çünkü bu olay çıktığı ilk anda da dediğim gibi hani Mesajı da zaten duruyor Direkt söylediğim şey ben abi ayrılayım İstanbul'a döneceğim Farkındayım her şeyinde Çünkü bu saatten sonra benim burada olduğum her saniye Bu takımın belki elde ettiği başarı elde ettiği Efendime söyleyeyim herhangi bir şey Takıma benim negatif etkileme ihtimalim falan Ben bunları şey yapmayacağım ben İstanbul'a döneceğim dolayısıyla Burada yapabileceğim şey bu. Özür diliyorum. Takımdan hani Limon FC'den ayrılıp İstanbul'a dönme tarafı. Dönünce tabii bir de ilk yapacağım ilk iş Tuğkan abi tarafıyla. Hani Tuğkan abiyle oturup bir de onunla konuşmak İstanbul'a döndüğüm gibi. Şu an yani yapacağım, yapabileceğim şeyler zaten bunlar. Dediğim gibi olay bu. Yapacağım şeyler de zaten hani tekrardan ben ne niyette olursam olayım çok yanlış bir şey. Bu böyle şey bir durum değil. Başka inanılmaz boyutlara falan çıkmış o tarafı demiyorum. Ama cidden beni seven sayan ve bu nasıl bir iş falan diyen insanlar için ben hani özür dilerim tekrardan böyle bir işim bu noktaya çıkmasını bu yere gelmesini düşünmeden böyle bir hareket yaptığım için özür dilerim. Zaten şeye de söyledim olay açıldığı andan itibaren takımdan çıkıyorum. İstanbul'a döneceğim. İstanbul'a döndüğümde de yapacağım ilk iş Tukan abi'ye gidip Tukan abi'yle konuşmak olacak. Şu an için durum bu şekilde. Bir de adamların attığı tweetler üzerinden de söyleyeyim. Bu havuz o otelin havuzu tarafında olan yok taciz maciz muhabbeti falan. Ya yani öyle bir şey zaten yok. Biz bunu söyledik de hani öyle bir durum yok. Otel havuzun orada, çatıdaki havuzun orada, kamera da var oradan da baksınlar. Hani biz özellikle hatta gidip havuzun böyle diğer ucunda kafamızı çevirerek falan takıldık. Böyle bir muhabbet zaten yok dedik. İkinci tarafta işte söylediği şey işte böyle böyle bir şey ima ediyor falan. Ee, zaten konu hakkında konuştum. Üçüncü tarafta da sahada o yiyen testiye sevinme durumu kesinlikle yok. Onu söyleyeyim. Yani biz sahaya girdik, işte ağladık, ettik, güldük, eğlendik ama karşı takımla ilgili herhangi hiçbir o tarafa doğru bir şey yoktu yani. Takım iki ayda kuruldu, bir ay antrenman, yedi antrenman yaptık. Tam takım halinde maçtan bir gün önce antrenman yaptık ve bu ligin en zor takımıyla oynuyoruz. Kazandık ve evet deli gibi sevindik ama yok o yiyen test diye bağırmalar, böyle bir şeyler, ima öyle bir şey kesinlikle yok yani. Sağ içinde sevinme tarafında atılan hikayeler için söylüyorum. Bu ligin en büyük takımlarından birini yendik. Bu da bizim için çok büyük bir başarı ve evet yani böyle dünya kupası almış gibi sevindik. İşim bu tarafı da bu şekilde. Onları da söyleyeyim. Tekrardan dediğim gibi herkesten özür dilerim. Bana değer veren ve bu olayda e, hayal kırıklığı yaşayan herkesten özür dilerim. Limon FC tarafından çekiliyorum. İstanbul'a döneceğim. İstanbul'a döndükten sonra Tuğkan oturacağım. Sonra da o tarafı o tarafı çözeceğiz. Durum bu şekilde arkadaşlar. Bana sorumluluk veren, bana etki veren insanları, emek veren buradaki insanları zor durumda bırakmamak için zaten hani çekiliyorum. Bu kadar uğraşıp didinip hep beraber yaptığımız bir işin böyle içine sıçtım. Dolayısıyla da ben en azından burada şey olarak gözükmeyeyim, takımın başarısını hiçbir şey gölgelemesin diye. İstanbul'a döneceğim. Ondan sonrası da dediğim gibi bu konuda yine üzdüğüm, hayal kırıklığına uğrattığım, sinirlendirdiğim herkesten de özür dilerim tekrardan. Rakip takımdan zaten hani diledim ama tabii kabul edip etmemek yani hakları. Yani dediğim gibi durum bu şekilde. Zaten başında da söylemiştim Can abiye şimdi yine söyleyeceğim. En azından o tarafa bunu zaten böyle götüreceğiz. Tekrardan yaşattığım, üzdüğüm, sinirlendirdiğim insanlar için dışarıdan niyetim öyle olmasa bile Nasıl gözüktüğünün farkında olduğum Bu durum için özür diliyorum Bu şekilde Yani Hissettiklerim bu şekilde